Ayşegül, ne işin var burada? Adama bak. Böyle mi misafir karşılanır? Böyle mi öğrettik sana? Alıştık artık bu sıcakkanlı davranışlara. Gördüm de yetişemedim bir reis. Ziyanı yok. Fazla verme yeter. İstavrit. Bir bardak al gel hanımefendi. Hadi. Hoş geldiniz. Pardon. İsminizi bahşetmediniz. Kusura bakmayın. Ayşegül ben. Bana bakın lan. İçinizde yok ben askere kurşun sıkmam. Yok Mehmetçik benim canımdır filan. Ayakları yapacak olan varsa şimdiden çıksın ortaya. Vay. Bunlar benden de kitapsız çıktı. Hedefimizdeki yüzbaşı birazdan burada olacak. Asker, subay, kim var kim yok acımayın. Sıkın kafalarına gitsin. Anlaşıldı mı lan? Eyvallah. Aferin lan. Kitapsızlar sizi. Rahatsız ettim sizi gece gece ama kusuruma bakmayın. Akif'le konuşmak istedim. Bu aralar kaçıyor benden. Bizim malla yapmaz öyle bir şey ama... Kaçtığımız falan yok be reis. Kaçmaz o kaçmaz. Siz beraber çalışıyorsunuz herhalde. Evet. Yol arkadaşı sayılırsınız. Yol arkadaşlığı zordur. Çetindir. Bazen sevdiği için her acıya katlanır insan. Uzak durmak ise en büyük acıdır. Bilir misiniz? Hazreti Ebubekir Sıddık-ı Ekber'le Efendimiz yola çıkmıştı. Lütfet be reis. Müşrikler Efendimizin hayatına kastetmeye karar verdiler Mekke'de. Yatağında Hazreti Ali'yi bıraktı. Yanına Hazreti Ebubekir'i aldı. Hazreti Ebubekir bir an için ayrılmamıştır Efendimizin yanından. Tek korkusu var onun. Canından çok sevdiği Efendimiz'e zarar gelmesi.